Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Foto Akademi yazarlarından Uğur Sezer. Foto Akademi'nin yeni sezonun ikinci videosuyla beraberiz. İlk video için yaptığınız tüm yorumları tek tek okuduk. O yüzden hepinize teşekkür ederim. E, bu videoda Hue Saturation aracıyla istediğimiz bir rengi, istediğimiz diğer renge nasıl çevirebileceğimizi göreceğiz. E, bir önceki videoda ise e, fotoğrafta yaşanabilen hafif renk sapmalarını nasıl düzeltebileceğimizi görmüştük. Aslında o da bir nevi renk değiştirme. Fakat daha dar kapsamlı bir renk değiştirme. Biz bu videoda ise örneğin kırmızı rengi maviye e, istediğimiz bir kırmızıyı istediğimiz bir maviye nasıl çevirebileceğimizi göreceğiz. Bu biraz daha zor olabilir. E, fakat Hue Saturation aracıyla bunu yapmak ve bunu yaparken de yardımcı layer'lar kullanmak oldukça kolay ve bizi hızlandırıcı e, teknikler içeriyor. O yüzden bu videoyu baştan sona e, dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Hue Saturation aracı zaten temelinde renk değişikliği yapmaya yarayan bir araç. Fakat Hue Saturation aracında soldaki pembe rengi sağdaki yeşil rengi eşlemek istersek 3 tane parametrenin de birbirleriyle aynı olması lazım. Yani sadece Hue değerini eşlemek yeterli değil. Örneğin soldaki ve sağdaki aynı renk tonuna sahip e, ikisi de yeşil renkken saturasyonları farklı. Bunları da dengelememiz ve parlaklığını da dengelememiz gerekiyor. Fakat e, tek bir parametre yerine 3 parametre ile aynı anda uğraşmak gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. E, problem zaten renk değiştirmek değil. İstediğimiz renge %100 nasıl yakalayabiliriz diyebiliriz problemi. Burada soldakinin saturasyonuyla sağdakinin saturasyonuna dengelemek için bunu bize görselleştirici yardımcı layer'lar kullanacağız. Bana göre videonun en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Sizin retouch yaptığınız zamanlarda da farklı amaçlarla kullanabileceğiniz bu yardımcı layer'ları mutlaka mı mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bizim ilk önce hue değerini buradan görebiliyoruz zaten bariz bir şekilde. Fakat soldaki ve sağdaki saturasyon farklılıklarını görselleştirmek için şöyle bir şey yapacağız. Selective Color aracını ben bir grup oluşturuyorum. Buraya yardımcı layer'lar diyorum. Maskeyi siliyorum. Buna da saturasyon dağılımı diyorum. Bir tane boş layer oluşturuyorum. Buna da parlaklık dağılımı diyorum. Bizim iki tane yardımcı layer'a ihtiyacımız var. Sağ tuş yapıyorum. Bunları da yeşil yapıyorum. Yardımcı layer'ları görselleştirmek için. Parlaklık dağılımını görmek için boş bir layer oluşturduktan sonra edit, fill diyerek %50 gri ile doldurup bunu color'a çektiğinizde fotoğraftaki en doğru parlaklık dağılımını veren araç oluyor. Yani hue saturasyonun, saturasyonun sıfıra düşürmek veya bileken white layer oluşturmak yanlış bir parlaklık dağılımı gösterir. Bu başka bir konu. Onu da ilerleyen zamanlarda aktarırım. En doğru parlaklık dağılımını size en doğru siyah beyaz dağılımı veren görsel budur. %50 gri ile doldurulmuş bir layer ve harmanlama modu color olacak. Şimdi Satürasyon dağılımını bize verebilecek, Photoshop'ta direkt verebilecek herhangi bir araç yok. Bunu çok zeki bir şekilde Selective Color aracıyla elde edebiliyoruz. Biz şunu istiyoruz. Ee, bize satürasyonu yüksek olan alanları beyaz, aynen bir maske gibi. Satürasyonu düşük olan alanları ise siyah göstersin. Yani siyah-beyaz dağılımına bakarak, nerenin saturasyonu yüksek, nerenin düşük anlayabilelim. Yani bize görselleştirsin. Bunun için Selective Color aracını açtıktan sonra Red, Green, e, Magenta, Blue yani tüm renkleri White, Naturals ve Blacks hariç tüm renklerin e, Blacks değerini yani parlaklık değerini eksi yüze çekiyoruz. Yani Red'in canlılığını yüzde yüz artırıyoruz. Bilek eklersek o renk siyahlaşır, körleşir. Biz tam tersi e, parlamasını istiyoruz. E, her rengi parlaklığını artırıyoruz. Aslında beyaz ekliyoruz bir nevi white e, orta tonlar ve bilek içinde tam tersi siyah yapıyoruz. Bu aşamayı ezberlemenize gerek yok. Yaptığımız şey çok basit. E, renkli olan e, sekmelerdeki magenta, blue, cyan, green, yellow ve red'in tamamını eksi yüz yapıyoruz. Black değerini bu o renklerin parlaklığını yüzde yüz olarak göster demek. Doğal renklerde olan alanların yani renksiz olan alanların değerlerinde siyah yapıyoruz. Yani bileksini artı 100 yapıyoruz. Bunu sağ tuş pardon şu üstteki 3 noktaya tıklayıp prest olarak saturasyon dağılımı 6 altı adı altında kaydedebilirsiniz. Her zaman elinizin altında bulunması gerekiyor. Şu an bize şöyle bir görüntü verdi. Bakın bu görüntünün anlamı şu. Bu fotoğrafta siyah beyaz dağılımıyla gördüğümüz beyaz alanlar saturasyonu yüksek olan alanları temsil ediyor. Siyah veya siyaha yakın olan alanlar ise daha düşük saturasyonlu alanları temsil ediyor e, ee, algılaması biraz zor olabilir. Sadece saturasyon maskesi olarak ve saturasyonun yüksekliği azlığının beyaz ve siyah arasında size görsel bir şekilde gösterildiğini düşünmeniz yeterli. Bunu size şöyle kanıtlayabilirim. Ben buradan saturasyonu %100 bir renk alayım. Örneğin kırmızı alayım. Bakın saturasyon değeri %100. Okey diyorum ve buraya bir tane Kırmızı oluşturuyorum. Ardından, saturasyon değerini 50'ye çekiyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Yüzde 30'a çekiyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Yüzde 10'a çekiyorum. Bir tane daha oluşturuyorum. Ben ne yaptım? Saturasyonu yüzde 100'den yüzde 10'a düşen dört tane layer oluşturdum. Saturasyon dağılımını gösteren bu yardımcı layer'ı aktif ettiğimde, %100 saturasyonu sahip olan alan bembeyaz gözükmesi lazım ki ben oranın saturasyonunun 100 olduğunu anlayayım. Bakın aktifleştiriyorum. Bakın mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ben böylece bir fotoğrafa baktığımda a, buranın saturasyonu yüksek, buranın saturasyonu düşük diye net bir şekilde görsel olarak görebiliyorum. Saturasyonu yüksek olan en baştaki kırmızı bembeyaz gözükürken Saturasyonu düşük alan ise siyah gözüküyor. Biz bunu sadece yardım almak için kullanacağız. Ben sadece otomatik bir işlem yapmayayım, ne olduğunu bilin diye bunu anlattım. Aslında bu başlı başına bir ders konusu yine. O yüzden bunu da gizledim. Şimdi gelelim buraya. Yapacağımız birinci şey, bu üç parametreden önce Hue değerini eşlemek. Ben burada otomatik bir maske oluşturduğum zaman kaybetmemek için. Hü saturasyon aracında soldaki pembe rengi sağdaki yeşil renge çekmek istiyorum. Hem hü değeriyle hem saturasyon hem de parlaklık değeriyle yüzde yüz eşleme amacı güdüyorum. Hü değerini yakın bir renge çekiyorum. Örneğin şöyle sanki yakın. Fakat bakın renk tonları aynı olsa da saturasyon ve parlaklık aynı olmadığı için eşit durmuyor. Şimdi ben geliyorum buraya destek alıyorum parlaklık dağılımını gösteren yardımcı layer'ımı aktif ettim ve hue saturasyon aracıma geri döndüm. Burada parlaklıkla oynuyorum. Solun parlaklığını sağdaki parlaklığa eş değer kılmaya çalışıyorum. Burada şöyle baktığımda şöyle uzaktan da bakabilirsiniz. Navigatörden küçük resme de bakabilirsiniz. Hemen hemen yakın ee, bir parlaklığı yakaladım. Gizledim. Bu sefer saturasyon dağılımına bakıyorum saturasyon slider'ını eşlemek için. İşlem çok basit. 30 saniye sürüyor. Sadece bu videoda arka planını mutlaka anlamanız lazım ki tereddüt etmeden ve hızlı bir şekilde bu işlemi yerine getirebilin. Saturasyon dağılımında da bakıyorum. Sol tarafın saturasyonu sağ taraftan yüksek. Çünkü burası daha parlak gözüküyor. O zaman hue saturasyon aracım seçili iken saturasyon sliderımı sola çekiyorum. Yani negatif değere çekiyorum. Saturasyonu da eşitliyorum. Bakalım şu an hemen hemen aynı renge geldi. Tekrar hue değeriyle oynuyorum. Şimdi saturasyon dağılımına bakıyorum tekrar. Ben sadece bakın bu yardımcı layer'ları açıp kapatıyorum destek almak için yaptığım tüm işlem Hue Saturation layer'ında Geri kalan layer'larla hiçbir işim yok sadece destek alıyorum Hue e, Saturation dağılımına bakıyorum Tekrar şöyle bir eşitledim Parlaklık dağılımını açtım Parlaklık dağılımında da tekrar küçük bir düzeltme yapıyorum şu an gizliyorum. Bakın şu an gerçekten buradaki 3 slider'ı mantıklı bir şekilde deneme yanılma yapmadan yardımcı layer'lardan destek alarak çok kolay bir şekilde 3 slider'la oynadım. Soldaki pembe rengi sağdaki yeşil renge hem hue hem saturasyon hem de parlaklık değeriyle eşlemiş oldum. Bu 3 değeri birbirine eşleyince %100 Aynı renk ortaya çıkmış oluyor. Burada geçelim diğer örneğe. Şimdi burada diğerlerini hızlı bir şekilde oluşturdum. Olay çok basit. Ee, soldaki kırmızı da aktüloyu. Ben bu renge çekmek istiyorum. Mevcut rengimi anlamak için buradan i'ye basıyorum. 101'e 101. Körünten e 101, e, below seçili iken, buradan bir örnek alıyorum. Bakın parlak alanlardan değil, gidip karanlık alanlardan da değil, orta tonlara yakın bir alanlardan bir örnek aldım size göstermek için şuraya bir tane örnek koydum. Ben şimdi burada tekrar hüz saturasyon aracı oluşturdum. Buna bağladım. Şimdi hü değerimi hemen ona yakın bir değere çekiyorum. Bunu kabaca yapıyorum zaten. Şöyle bir değer yakın. Şimdi yardımcı layer'larımı açıyorum. Parlaklık dağılımına bakacağım. Tekrar buradayım. Ee, parlaklık dağılım benim layer'ın parlak. Üstteki ile eş değer olacak şekilde eşit diyorum. Çok güzel. Kap gizledim. Saturasyon dağılımını kontrol etmek için saturasyon dağılım layer'ını aktifleştirdim. Ve hue saturasyon aracıma geri döndüm. Benim kırmızı rengimin saturasyonu istediğim renge göre fazla olduğu için saturasyonumu kısıyorum. Bakın üsttekiyle hemen hemen eşleşti. Şimdi bunu da gizledim. Şimdi %90'a yakın bir orandayız. Şimdi çok ufak hue ayarlamalarıyla bu rengi yakalayacağım. Şu an tekrar bakıyorum. Parlaklık dağılımını açtım. Şu an yakaladım. Saturasyonum eşit. Bakın şu an ee, %99 oranında yakaladım. Bu kadar basit. Ben bu hue saturasyon şu layerları gizledim. Buradaki alttaki maskemi üste kopyalıyorum. Daha önce hazırladığım. Bakın şu an istediğim renk buydu. Şöyle üstüne getirdiğimde bile %100 eşleşiyor. Yani o 30 saniye içinde hü saturasyon ve e, parlaklık değerlerini doğru noktalara getirdiğinizde istediğiniz renk istediğiniz renkle anlaşır. Çünkü bir rengi oluşturan 3 parametreyi eşitlerseniz otomatikman o renk e, diğerine dönmüş olur. Şimdi gelelim oldukça güzel oldu. Diğer bir problem. Örneğin ben bu aracı şu e, aracın rengine çekmek istiyorum. İşinize en çok yarayacak noktalardan biri. Bunun da çok daha profesyonel bir yöntemi var. Onu e, ilerleyen videolarda göstereceğim. Daha daha profesyonel bir yöntemi var. Ama bu da oldukça yeterli. Şimdi buradaki maviyi buradaki arabaya eşlemek istiyorum. Şimdi maviden bir örnek alayım ben. Fırçamı aldım. I'ye e bastım. Eyedropper aracıyla 101'e 101 bir örnek. Bakın parlak alanlardan değil. İstenilen rengin üstündeyim. Parlak alanlardan değil. Şöyle orta tonlardan bir renk alıyorum. Bu arabanın rengi bu. Bizim arabamızın da aynı parlaklıkla eşdeğer olan yerlerinden şöyle bir renk aldım. Bizimki bu 12 bu. Şimdi bunu birbirine eşleyeceğim. Buraya hemen bir hue saturation aracı oluşturdum ve buna bağladım. Hemen buna yakın olabilecek bir hü değerine birinci adım olarak getiriyorum. Kırmızıyı maviye çekeceğim. Şöyle getirdim. Burada hemen parlaklık dağılımına bakıyorum. Çok da bir fark yokmuş. Eş değere getiriyorum. Gizledim. Saturasyon dağılımına bakıyorum. Benimkiniz, benim değerim daha siyah olduğu için saturasyonu daha düşük anlamında o yüzden saturasyonunu ile eşleşecek şekilde artırıyorum. Ve şu an baktığımda e, ufak bir hue oynamasıyla istediğimiz rengi yakalamış olduk. Yani bu rengin hue saturasyon dağılımındaki 3 parametreli şeyini öğrenmiş olduk. Onu da gizliyorum. Bunu kapattım. Bu alttaki maskemi yukarı taşıdım, alt tuşuna basılı tutarak daha önce oluşturduğu maskeyi yukarı taşıyabiliyorum. Bakın şu an BMW mavisine çok hızlı bir şekilde dönmüş olduk. Gerçekten bu yöntemle istediğiniz rengi 3 parametreyi eşitlediğiniz takdirde e, istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Yukarıdaki BMW buydu şu an çok çok güzel bir şekilde eşleşmiş oldu e, şimdi size bir hatırlatma yapayım burada çok e, fazla değişiklik yapacaksınız biliyorum şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz Örneğin bu tarz değil de daha uç noktalarda Örneğin şöyle bir değişiklikte e, altta e, farklı renkler çıkabilir Bunu gidermenin çok basit bir yolu var Örneğin siz böyle bir renkli eşleştirmek istediniz ve eşleştirdiniz fakat e, iki renk arasındaki renk farkı çok fazla olduğu için altta şu tarz e, bozulmalar gözükebiliyor. O yüzden şöyle yapabilirsiniz. Buradan bir tane e, arabanın üstündeyken buraya gelin iDropper aracıyla 101'e 101 bir örneklemden bir örneklem alın. Şöyle yapalım. Bir üstteyken bir örneklem alın. Okey deyin. Daha sonra bunu bir solid color oluşturun. Okey deyin. O renkle ilgili bir solid color oluşturacaktır. Bu maskeyi yukarı taşıyın. Bunu hue yaptığınızda bakın oradaki problemlerin hemen gittiğini göreceksiniz. Bu da günün güzel tüyolarından biriydi. Yani değiştirmek istediğimiz renklerdeki ara açılırsa bu tarz bozulmalar olabiliyor. O da hiç problem değil. Aynı rengin e, aynı renkten, yapmak istediğiniz renkten bir tane solid color oluşturup onu hue olarak değiştirdiğinizde ve aynı maskeyi ona taşıdığınızda buradaki hatalı olan alanları otomatikmen düzeltmiş oluyor. Böylece hiçbir problem olmadan e, şu an arabamızı değiştirmiş olduk. Ee, yeni yorumlarda istediğiniz videolar hakkında bize daha bilgilendirici e, mesajlar atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.